Çok soru var hocam. Aman Ne ne olur güzel. beni affedin. Sorular harika, çok güzel soruyorsunuz da hocamın da sözünü kesmemek için bir kısmını soramıyorum. Tuğba Hanım şöyle demiş: bedenden ayrılan ölülerin ruhu nereye gidiyor? Şimdi kaybettiğimiz pek çok kişi var. Bedenlerinin nerede olduğunu biliyoruz ama Seyircilerin en sevdiği ruhu, sorulardan biri. evet. Şimdi Kur'an'da Yut artık o şekeri, yut. Yut. Allah o sesi duya duya. Kur'an'da bedenden ayrı ruhların olduğu şeklinde bir alan yok. Cennette şunu görüyoruz ama nefislerle bedenler çiftleştirildiğinde bir birleştirme var. Bedene bir ruh veriliyor. Fakat bedenden ayrılıp ruhun gezdiği, ruhun olduğu bir alan olduğu şeklinde bir şey yok. O Kur'an'daki ruhun alınması insanın o anda hayati fonksiyonlarının bilincinin durmasıdır. O ruhlar nerede şimdi gerçekten? O ruhlar hepsi şu anda diyelim ki evvelki ruhtan kasıt o evvelki insanların canlı varlığı Yani hepsi kimimizin annesi, Allah'ın kimimizin babası, şöyle kimimizin bir evladı, Kur'an mekanı kardeşi. Allah'ın kudretinin muhafazasında. Ahirette onlar yeniden diriltilecek ve herkes işte hak ettiği neyse ahirette görecek. Ondan diyor Kur'an nefislerle bedenler çiftleştirildiğinde. Yani fakat Tekrar yan yana Kur'an'daki geldiğinde. unutmayın Kur'an'daki anlatım yine tabii yepyeni bir beden var. Bu dünyadakine benzer değil. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz ancak ahirette anlaşılır. Ama yani yaratılma bedenli bir yaratılmadır ahirette. Bedenden müstakil böyle ruhların olduğu bir yaratılma şeklinde Değil. Kur'an'da tarif edilmediğini de bilmemiz lazım. Peki.